Herkese merhaba. Elimde şarjı olmayan 6 volt 12 amper Aküsa'nın FZE marka bir tane aküsü var. Bu akü bir elektrikli çocuk arabasının aküsü. Akünün şarj olmadığı söylendi. Voltunu kontrol ediyorum. Volt yaklaşık 1.6 volt. 6 volt bir akü. Normalde üzerinde yazan değerlere göre 7.2 ya da 7.5 volt olması gerekiyor. Ancak öyle değil. Şimdi bu akünün kapağını söküp kapaklarını çıkarıp içinde eksik kalan suyu tamamlayacağız. Görüldüğü gibi akünün içinde herhangi bir sıvı yok. Bu sıvının bir şekilde tamamlanması lazım. Bu sıvıyı tamamlayacağız. Ardından kendi yaptığım desilfatör devresiyle bunu şarjda bırakacağım. Evet, kaynattığım, soğuttuğum suyla akü hücrelerini doldurmaya başlıyorum. Hepsini içinde su görülene kadar dolum yerini taşmayacak şekilde suyu dolduruyorum. Suyumuzu doldurduk. Voltajda herhangi bir değişiklik var mı onu görelim hemen. Bakıyoruz 1.59 volt. Yani 1.6 idi zaten suyu doldurmadan önce yaklaşık. Şu an herhangi bir değişiklik yok voltta. Evet, 220 voltta çalışan kendi yaptığım desilfatör devresini önce kutuplarını bağlayarak, ki buralara dokunmayacağız, 220 volt olacak burada. O yüzden önce kutuplarını bağlayıp sonra şebeke elektriğini veriyoruz. Bu şekilde yaklaşık 3-4 saat şarjda kalacak. Yaklaşık 4 saat oldu. Şimdi akünün voltunu ölçüyorum. 6.6 gibi bir volt gösteriyor. Aslında biraz daha kalabilir belki, bilemiyorum. Bu bir test nihayetinde. Burada kesiyorum şarjı. Şimdi önce şebekeden arıyoruz. Sonra kutupları çıkarıyoruz. Ardından elimde IMAX B6 Mini Sky RC'nin bir şarj aleti var. Bununla işte 6S'e kadar her türlü pili şarj edebiliyoruz. Kuru aküler için de bir şarj seçeneği var. Onu çalıştıracağım. Normalde elinizdeki herhangi bir 6 voltluk şarj aletiyle de bu işlemi yapabilirsiniz ama burada biz içine ne kadar akım aldığını da görebileceğiz bunun sayesinde. Önce kutupları bağlıyorum. Ardından PB'yi seçiyoruz. Daha sonra 6 volt 12 amper olduğu için akımı seçiyoruz. Normalde 10 saat üzerinden değerlendirilirse 1.2 gibi bir şey olması gerekir. Onu seçiyoruz. Zaten bu alet gerekli akımı kendisi sağlayacak. Siz sadece en yüksek olan akımı veriyorsunuz. Düşük akımdan başlayıp yüksek akıma doğru ilerleyecek. Daha sonra tekrar düşürecek akımı. Seçimimizi yapalım. Discharge özelliği de var bu arada. Önce amper, şarj amperi 1.2 kalsın. Bu 3 hücreli. 3 hücreli olduğu için 6 volt başlatıyoruz. Voltu burada gösteriyor. Hem de desilfatör bağlıyken hem de bu şarj işleminde, çünkü su ekledik, kapaklar mutlaka açık olmalı. Ben şimdi bunu uzunca bir süre şarja bırakacağım. Sonra tekrar döneceğiz. 867 dakika olmuş ve 7.19 volta ulaşmış. 12.666 miliamperde akım çekmiş. Öyle görülüyor ki sülfat kristalleri parçalanmış. Olması gerektiğinin üzerine çıkmış kapasitesi. Normalde 6 volt 12 amperdi. 6 volt 13 ampere yaklaşmış şu an. Yaklaşık 14-15 saat gibi bir süre yapıyor bu şarj süresi. Ben kesmeyeceğim, şarjı devam ettireceğim. Aküde herhangi bir ısınma yok. Ama bütün kaynaklarda da belirtildiği gibi hem desilfatör şarjı hem de normal şarjda, desilfatör sonrası kapakların açık tutulması gerektiği. Kapakları kapatmıyoruz. Silikon kapakları.
Normalde asitli akü suyu var, onu kullanmak lazım. Ben kaynatıp soğuttuğum suyu kullandım. 12.714 miliamper. Yani neredeyse 13 amper. Burada da gösterdiği gibi döngü 7.2 7.5. Sayaç 942 dakikayı gösteriyor. 13.143 miliamper almış. 400 miliamperle yükleme yapılıyor. 7.2 voltta ulaşmış akümüz şu an. Şarj devam ediyor. IMAX B6'nın sayacı 999 dakikayı tamamlamış ve üzerine 87 dakika daha koymuş. Saat hesabı yaparsak yaklaşık 18 saatin biraz üzerinde oluyor. 7.2 volt olarak gösteriyor. Hala akım alıyor içine. 14.356 miliamperlik bir yükleme yapmış şu an. Şarj akımı da 300 miliampere düşmüş. Ancak ben şarjı devam ettirmeyeceğim. Buradan sonra şarjı keseceğim. Daha sonra kısa süreli bir deşarj işlemi yapacağım. Bakalım sonuç ne olacak? Deşarj işlemini başlatmadan önce 14.4 voltluk bir şarjlı matkap kafasının motoruyla birlikte deniyorum. Gücü son derece kuvvetli. Gerçekten de elimle durduramıyorum. Yani yüksek bir amper aldı belli. Evet, gerçekten güçlü bir sonuç elde ettik. Şimdi deşarj işlemini başlatalım. Deşarj işlemini yine IMAX ile yapacağım. Deşarj akünün içinden akım çekmek. Sayacımız bize ne kadar sürede ne kadar akım çektiğimizi gösterecek. Deşarjı 0.6 amper, yani 600 miliamper ile yapacağım. IMAX'in de zarar görmesini istemiyorum. Çok yüksek bir akımla yapıp işte deşarj işlemini şimdi başlatıyorum. İçinden çıkan akımı burada göreceğiz, amperi. 130 dakika olmuş. 1284 miliamper şu an çekilmiş. 0.6, yani 600 miliamperle çekiyorum. Desülfatörle yaptığımız işlem şu an için son derece başarılı görülüyor. 6.1 volt. 308 dakika. 3000 miliamper. Deşarjımız 0.6, yani 600 miliamperle devam ediyor. 5.97 volta düşmüş. Evet, şu an 336 dakikada 3.377 miliamper güç vermiş oldu. 0.6 amperle deşarj yaparken voltumuz da 5.95 görünüyor şu an. Şimdi burada şarjı, deşarjı bitireceğim. Daha fazla aküyü yormak istemiyorum. Deşarjımızı bitirip akümüzü toplayacağız. Bu akülerle ilgili çok fazla bilgi sahibi olduğumu söyleyemem. Ama öğrendiğim ve uyguladığım sonuca göre başarılı görünüyor. Siz de fikirlerinizi paylaşabilirsiniz yorumlardan. Umarım beğenirsiniz. Bu kapak bu şekilde durmayacak. Bunu artık yapıştıracağız. Bir yapıştırıcıyla çok fazla sürmeden yapıştırıcıyı köşelerinden yapsak yeterli olacak. Evet, akümüz hazır. Ben yine 3000 miliamper çekilmiş olmasına rağmen yine 14
1.4 voltluk matkabımızla deneme yapacağım. Evet, 14.4 DC. Önce bir volt ölçümü yapalım akünün. 6 volt hala çok iyi bir rakam. 3000 miliamper çıkmış olmasına rağmen bana kalırsa. Bir de yük altında deneyelim bakalım. Gerçekten yüksek bir amper verdiği belli oluyor. Ampermetrede deneme yapalım. Kaç amper çekiyormuş? Görelim. Boşta çektiği kalkışta 1.8. Normal devirde 1 amper çekiyor şu an. Ben şimdi motoru zorlayacağım. Ama hem bunu tutmak hem motoru zorlamak biraz zor olacak. Şu an 6 amper çekiyor. Gerçekten güçlü bir akü oldu. Ben tutamıyorum. Şu an torku düşürdüm. 7 amper. Şu an aküden 7 amper çekiyoruz. Rahatlıkla akü 7 amperi rahatlıkla verebiliyor. Bir de yanılmıyorsam 4 ya da 5 amperlik bir lamba ama 12 voltta 60-65 watt gibi bir değeri var bunun. Deneyelim bakalım. Evet, normalde 12 volt bir lamba bu. Ama 6 volt bunu gayet başarılı çalıştırıyor gibi. Aküde başarılı bir sonuç elde ettik. Şarj olmayan. Şarj olmayan bir aküydü. Volt değeri yetmiyordu. Bizim desilfatör devresiyle iyi bir sonuç aldık. Sizler de deneyebilirsiniz ama denerken lütfen dikkatli olun. Hem gaza hem de desilfatör kullanacaksanız 220 volt olduğu için çarpılmamaya dikkat edin. Umarım beğenirsiniz. Kolay gelsin.